öngörülebilir olmak sürdürülebilirliğin ana teması olarak bakıyoruz bizler iş aleminde olan insanlar olarak. Son dönemde ekonomimiz çok fazla deneme, yanılma yöntemi kullanılarak yönetilmeye başlandı. Ve bu kararı verenler ne yazık ki bu kararın sonucundan bedel ödeyenler değil. Bizler reel sektör temsilcileri olarak bu deneme yanılma şekliyle alınan kararların bedellerini ödeyen tarafız. Pozitif veya negatif olarak. Ama bizim derdimiz regülasyon değişikliklerinden para kazanmak değil. Bizim derdimiz sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomi içerisinde, bir oyun içerisinde olmak. Şimdi organize sanayi yönetim kurulu başkanı olarak konuşuyorum. Arkadaşlarım yatırımlarına başladıklarındaki kurallar böyle değildi. Her gün değiştiğinde biz yatırımcıyı yatırım yapmaya motive etmekten çekinir olduk. Bu çok önemli bir konu. Yarın neyle karşılaşacağını bilmeyen yatırımcı hali hazırdaki yapısını bozmak istemiyor bu şartlar altında. Yani bence bu tarz kuralların sürekli değişmesi reel sektör yatırımcısını negatif etkileyen bir unsur. Ben bu konunun altını çizmek istiyorum. Çünkü benim üyelerimin hiçbiri yatırıma başlarken bugünkü şartlarla başlamadı. Hiçbir yatırım da 3 günde, 5 günde, 1 ayda, 2 ayda, 3 ayda bitmiyor. Başladığınız zaman bunlar senelere sari işler. İnsan kaynağının oluşması, makine yatırımlarının realize olması, hatların devreye girmesi, buradan ürün çıkması, bu çıktıların kar eder hale gelmesi minimum 2-3 yılımız oluyor. Bu zaman zarfında sürekli kuralların değişmesi bizim gelecekle ilgili planlarımızı negatif tarafta etkiliyor. Öngörmediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Bunu söylerken bakın pozitif tarafta da katkı koyabilir bu kararlar ama biz bunu da olsun istemiyoruz. Yani bize bir öngörülebilir bir gelecek sunsunlar, öngörülebilir gelecek içerisinde biz hayatımızı devam ettirelim diye değerlendiriyorum.